de Sava Tümer. Sava demiş bana. Ve bu geceki ilk konuğumuz Cem Karabay. Ben de Sabah Tümer'im, Sabah değilim. Değil mi Cem? Kesinlikle Sabah Sabah'ım. Sabah de bakayım. Sabah. Aferin sana. İyi. Nasılsın? Birinci başarıyı geçtik. Birinci testi geçtin. Evet. Nasılsın, iyi misin? Bomba gibi. Yani kesinlikle şu an bomba gibiyim. Normal misin? Ne gibi yani? Yani scuba'yla 120, 135 saat 2 dakika 19 saniye suyun altında ne işin var kardeşim? Peki benim şu an burada ne işim var? Ama onun için geldim buraya, bunu duyurmak için geldim. Düşünün. Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Çok rica ederim. Herkesin olduğu gibi sen de ilk bizim programımızı seçtin. Evet, ben kendini duyurmak, siz anlatmak önce için. Davrandınız. Evet, sudan çıktıktan sonra ilk konuk olduğumuz program CNN Türk ekranlarında Sabah Tümer'le bu gecedeyiz. Suyun altında beni 24 saat yalnız bırakmayan Türk halkımız şu anda da ekranların karşısında bizi burada seyrediyor olacaklar. Elimden geldiği kadar o 135 saati minimum oranda, maksimum size anlatmaya çalışacağım. Dalmaya ne zaman başladın? Bu nereden aklına geldi? Onu yaparsak program sabaha kadar uzar gider. Yok yok, o kadar vaktimiz yok zaten. O yüzden bence özüne geçelim. Doğrudan şu rekorla ilgili. Bu nereden aklına geldi bunu yapmak? Bunu yapmak şöyle, 2007'nin 29 Haziran tarihinde bir kaza geçirdim. Kazaya geçirmeden önce bir rekora hazırlanıyorduk zaten Namık ikinle beraber. Yapacağımız rekor 24 saatte 80 km suyun altından en uzun mesafe yüzmekti. O rekorun hazırlıkları esnasında bir kaza geçirince tabii rekor tamamıyla performansa dayalıydı ve o performansı yitirdik. 85 kiloyken 72 kiloya düşmek zorunda kaldım. Biz de dedik ne yapalım, yapabileceğim en mantıklı şey olarak bana suyun altında kafa dinlemek dediğim, benim bana göre öyle oluyor yani. Suyun altında istirahat etmek anlamına gelen scuba ile suyun altında en uzun süre yaşama dünya rekoru geldi. En mantıklı mı geldi gerçekten? Ya çünkü bana göre en kolayı buydu. 9 ay anne karnında kaldıktan sonra 10 günde dışarıda kalmanın çok fazla bir anlamı yoktu. Ya da zorluğu yoktu benim için. Ha, o mantıktan gitti. Tabii. Çok alemsin. Niye? Değil mi? Bana böyle şeyler biraz enteresan geliyor. Ben seni dün gazetelerde gördüğüm zaman direkt zaten telefonu çevirdim Yasemin'e. Yasemin dedim. Sudan çıkmış balık gibi değilse gelsin ne olur. Farkındayım. Program öncesinde el bile sıkışmadı. Aman dedi, dur bakalım bir dedi. Ben dedi dayanamam. Gerçekten geldi, elini uzattı, dedim sıkamam yani. Bakamayacağım da zaten eline. Programın ortalarına doğru gösteririz elini. Ben şöyle göstereyim. Göster, ben bakmayacağım. Hiç şey yapamam yani. Ellerimde de ayaklarımda şey yok da gibi, değil mi şu hiçbir anda? Şey yok. Kesinlikle hiçbir şey yok. Doktorlar zaten yani şey anlam veremediler. Çünkü sudan çıktığım ilk anda bana doğrudan işte oksijen verelim, dinlendirelim, istirahat ettirelim dediler. Dedim hayır, böyle bir şey istemiyorum. Siz eğer sağlık ekibi olarak bana destek vermeye geldiyseniz bana destek olun. Ben istediğim takdirde bana yardımcı olun dedim. Çünkü ben o suya girerken dedim ki ayaklarımın üstünde onurlu ve gururlu bir şekilde gireceğim. Çıkışta da yine aynı şöyle şekilde. Şöyle şey yapsana, bak kamera seni gösteriyordu. Şimdi bir önünü arkasını elinin. Yok, hiçbir şey yok. Kremre mi sürüyorsun, ne yapıyorsun? Ya hayır, özel bir jel var. O jeli sürdüm elime. Onun dışında çok bir şey yapmaya gerek kalmadı. Zaten sudan çıktıktan 6 saat sonra ellerim bu hale geri döndü. Geçti. Yani doktorlar böyle dedi yani, biz dediler yani bayağı bir zaman süreceğini düşünüyorduk. Namık Hoca 2-3 hafta sürer hatta diye düşünmüştüm. Daha önce mesela şey provalarda, prova mı denir, ne denir? Antrenmanlarda. Bu işin böyle pat diye dalıyorsun 132, 135 saat. Aynen, zaten indin aşağıda 135 saat kaldın. Hadi şimdi rekor yapayım dersen zaten rekoru yapmışsın. Yani bunun ikinci bir kez daha denemesi gibi bir şey yok. Dur çünkü şimdi şey gidelim, nereye adım gidelim? Adım gidelim, tamam mı? Sen tamam. Şimdi bunun en mantıklısın bu olduğunu düşündün. Düşündük. Tamam, sonra? Ardından yapacağımız şeyin kalıcı olması, yani ivedi olmasını nasıl sağlarız dedik. Bu işin dünya üzerinde olimpiyat rekorlarından sonra en iyi teşhili Guinness'te gerçekleşiyor. Guinness'te yazışmalara başladık. Guinness'e önce üye olunuyor. Size Climb ID ve member numaralarını gönderiyor. En büyük hayalin Guinness'e geçmek miydi? Yani onun hayır, için en mi büyük bu hayalim öldükten sonra arkamda güzel bir isim bırakmaktı. Çünkü ben hayatım boyunca maddiyat ya da buna benzer şeyler için çalışmadım. Ne ev ne araba sahibi olayım diye hiç uğraşmadım. Sadece nasılsa fani olarak bulunduğum hayattan göçüp gittiğimde geride güzel bir şeyler kalsın. Dalmıştı 135 saat. En azından Cem Karabay dünya rekortmeniydi. Beylikdüzü Sağlık Sporları Kulübü'nü kurmuştu. Böyle güzel şeyler şimdi kalsın. Şimdi yani Allah uzun ömür versin de. Amin. Cem sen öldükten sonra biri senin rekoru egale ederse ne olacak? Onun sorunu olacak. Benim sorunum olmayacak. Ben yoksam ben. Ben buradaysam evet, o zaman paylaşırız ama ben yoksam benim sorunum olmayacak. Ay çok iyiydi bu.
Neyse ondan sonra başladık çalışmalara. Yine çalışmalar başladı. Yaklaşık 2 yıl süren bir yoğun trafikten sonra en son dediler ki okey, her şey bitti. Standartlar oturtuldu. 28 Haziran tarihi, suya girmeden önceki son cuma günü son standartları döndü. Son cuma anlatsana bize, neler yaptın? Valla tamamıyla organizasyon ve koordinasyonla boğuştum. Yani öyle bir şey ki, bir rekor düzenliyorsunuz. Daha önce Namık Hoca'nın rekorlarında hep biz organizasyon bölümünü biz yapıyorduk. O kendisi sadece rekoru hazırlandı. Bu seferkinde hem rekoru hazırlanmak hem organizasyon yapmak düştü. Nişanlım elinden geldiği kadar destek veriyor. Samuray oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, onu yapıyor ama şimdi hayatlarında ilk defa böyle bir şey yaşıyorlar. Benim daha önceki tecrübelerimden dolayı hayır öyle olmayacak, böyle olacak diyerekten bir de benim yargılarım başlıyor. Çocuklar sağ olsun rekorun içinde olup da emek harcayan 32 kişilik bir ekip var. Bu insanlar bir yandan halıra çalışıyor. Suya gireceğimiz en son ana kadar bile arkadaşlar orası şöyle oldu mu? Yok burasını böyle yaptınız mı? Ya hocam hani sen suya gireceksin, kendine konsantre ol. Yok ben aşağı indiğim zaman zaten kafamı dinlerim. Huzura ererim. Orada izdivaya çekilirim diye düşündüm. Bir nevi meditasyon gibi bir şey. Kesinlikle. Ya gerçek anlamda benim hayatım oldukça aktif geçer. Yani sürekli bir koşuşturma vardır. Sürekli organizasyonlar, eğitimler, seminerler. Dalışla ilgili geçer. Yani benim profesyonel olarak yaptığım tek iş bu. Dalış eğitmenliği. Eğitmenlerin eğitimini vermek ya da. O yüzden de bu tip bir şey yaparken kendinize hem zaman ayırmış oluyorsunuz hem sadece kendiniz için bir şeyler yapmış oluyorsunuz ama aynı zamanda da hayatınızın %99'unu spora ayırmış oluyorsunuz.